Tamam. Hadice Cavaz, benim küçüklüğümdeki Hadice Cavaz çok daha renkli, çok daha cazibesi olan bir yerdi. Fakat her geçen yıl, her geçen sene, her geçen zaman gittikçe geriye gitmekte. Ekonomik açıdan, sosyo-kültürel açıdan, siyasi açıdan çok fazla bir gelişme gösterememiş. Gelen siyasiler günübirlik icraatlarıyla, göstermek icraatlarla bir şeyler yapmaya çalışmıyor ama Adil Cavazlı'nın derdine dokunamamışlar. Son 20 yıl ki AKP iktidarında da zaten Türkiye genelinde olmak üzere her şey, her bir şehir, kasaba, köy maalesef bu ekonomik sıkıntılardan payını almış. Bunlardan en büyüğünü de Adil Cavaz almış. Dediğim gibi hiçbir gelişim yok. Yani ben doğalgaz düşünebiliyor musun? En ufak ihtiyaç olan doğalgaz dahi şeyi kazılmış, sonra kapatılmış. Yani Adil Cavaz normalde şu anda bu sobayla veya elektrikli ocaklarla ısınan bir kent haline gelmiş. Oysa yani Adil Cavaz aslında temiz doğası, temiz havasıyla ender yerlerden bir tanesi. Doğalgaz gelse havası da temizlenecek. İnsanların hayat standardı da, yaşam koşulları da düzelecek. Dolayısıyla bu hemen ekonomiye de yansıyacak. Ama maalesef hep günübirlik politikada cekli caklı şeylerle gün geçiştirilmiş ve bugüne kadar gelmiş. Şimdi tabii ki biz de bunu gördüğümüz için kendi halkımıza, Adil Cavaz halkımıza hizmetin en iyisini getirmenin çabası içerisine girdik. Dediğim gibi altyapıda çok büyük sorun var. Şu arkanızda gördüğünüz dere boşa akıp gitmekte, sadece Adil Cavaz'ın çöpünü, lağımını o güzelim Van Gölü'ne akıtmaktan başka bir işlevi yok. Oysa bu tarıma kanalize edilebilir. Arıtma sistemleri yapılarak suyu olmayan mahallelere su götürülebilir. Halkın temizlik ve içme suyu çok rahatlıkla sağlanabilirken mesela Selçuklu mahallemizde su sıkıntısı var. Diğer mahallelerimizde aynı şekilde altyapı, yol sorunları var. Bunlar tabi belediyenin yapması gereken şeyler olmakla beraber gelen bir rantçı bir anlayışla, rantçı bir bakış açısıyla belediye yönetilmeye çalışmış. İşte bununla biz Adil Cavaz'ın makus halini değiştirmeye talibiz. Ancak şu anda seçime giren, göstermelik olarak seçime giren bizim dışımızdaki partilerden adaylar AKP'ye daha önce adaylık için başvuru yapmış adaylar. Bir kısmı geçmiş dönemde AKP'de belediye başkanlığı yapmışlar. Dolayısıyla şu anda AKP'ye karşı bir duruş sergiliyor gibi görünseler de bu çok gerçekçi bir duruş değil. Çünkü hani Türkçe'de bir atasözü var. Horoz ölür, gözü çöplükte kalırmış. Bu diğer adayların çoğu kişisel intikam hırslarıyla hareket ediyor. Yani Adil Cavaz'a hizmetten ziyade biz buradan bir belediye başkanlığı yapalım, seçilelim. Daha sonra kendi yuvamıza, kendi çöplüğümüze dönelim anlayışındalar. Dolayısıyla halkın bunu da görmesi gerekiyor. Yani ama biz yani böyle matematiksel hesaplardan ziyade halkın yüreğine inmek istiyoruz. Halka kendimizi anlatmak istiyoruz. Yani ön yargılarını kırmak istiyoruz. Bu ön yargılar kırılırsa zaten parçalansa da oylar, parçalanmasa da halk zaten sizi bulacak. Yani su mecrası nasıl buluyorsa halk da doğru mecrayı zaten bulacak. Yani seçimlere giderken iktidar partisini baz almadan, güçlüden yana değil de haklıdan yana, kendilerinin sorunlarını gerçekten dile getiren, gerçekten kendilerinin sorunlarına kendini odaklamış, bu konuda çözüm üretebilecek adaya yönelmeleridir. Biz de bu konuda kendimizi daha şanslı görüyoruz. Buranın bir evladı olarak halkımızın dertleriyle ilgilenip, yani biz belediye binasına kapanıp oradan belediye yönetecek değiliz. Biz halkla beraber yönetmeye talibiz. Halkın içerisinde olacağız. Halkın dertleriyle dertleneceğiz.
Halkın neşesiyle neşeleneceğiz. Bizim amacımız, derdimiz budur. Ve halkımızın da bunu düşünerek artık bir değişimin kendi, evet biz esnafları dolaştık ve herkes bir değişim gerektiği kanaatine varmış. Bu değişimin de mecrası biziz diye düşünüyoruz. Halkımız da buna göre iradesini sandıkta bizden yana tecelli ettireceğini düşünüyoruz. Şimdi Adil Cevaz'a ilk geldiğimde, Adil Cevaz'a baktığımda hem göl hem Süphan Dağı'nın olması büyük bir avantaj. Biz bugün Uludağ'da, Palantöken'de kış sezonunda kullanıldığı için kayak merkezleri olsun, teleferikler olsun, insanlar kış turizminden para kazanıyor. Süphan Dağı hemen yanı başımızda ve kış turizmine çok uygun bir dağdır. Biz bunu kış turizmine kazandıracağız. Van Gölü'nün en güzel sahilleri de Adil Cevaz ilçesinde bulunmaktadır. Adil Cevaz'ı düzgün bir şekilde sahilleri ele alırsak yaz turizme de açmış olacağız. Ayrıca Adil Cevaz'ın bir de Türkiye genelinde meşhur olan bir ceviz olayımız var. Ceviz üzerine kooperatifleri kurup ceviz şenlikleri düzenleyip kooperatif aracıyla cevizlerimizi hem yetiştirip hem imalatını yapıp dünya açılmasını sağlayabiliriz. Yerelerde önce zaten halkla beraber ortak karar alınacak. Halkın içinde gençlik meclislerimiz olacak, kadın meclislerimiz olacak. Köy, mahalle meclislerimizle beraber ortak karar alıp ortak bu söylediğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmasıyla bu şekilde yola çıkıp paradigmayı göz önünde yola çıkacağız ve bunları birer birer hayata geçireceğiz. Kadınlar için özellikle kooperatifler konusunda. Bu ceviz konusunda olabilir, hayvansal ve tarım üzerine olaraktan kadınları bu şekilde bir araya getirip kooperatifleri kurup kadını da ekonomiye ve hayata kazandırmış olacağız. Adil Cevaz'da ilk defa bir yerel seçimlerde 6 parti olarak bir yarışın içine gireceğiz. 6 partiye ayrılmasının sebebi en büyük bu rançılar, talancılar, hırsızlar dediğimiz grupların birbirinden ayrılmasından dolayı. Bunlardan ayıran da bizim hem paradigmamız olsun hem düşüncelerimiz olsun. Biz halkın olanı halka vermeye geldik ama onlar halkın olanı kendi ceplerine indirmeye geldi. Biz iyi bir örgütlenmeyle, iyi bir çalışmayla kendimizi iyi bir şekilde ifade ettiğimiz zaman inanıyorum ki Adil Cevaz'ı biz alacağız. Bir kere alırsak bir daha da Adil Cevaz o rançıların eline geçmeyecektir. Bunun için de kendimize güveniyoruz. 22 yıldır iktidarda olan bir partinin adayına oy vermişler. 22 yıldır şunu görüyorum Adil Cevaz'da, bu 22 yıl Adil Cevaz'ı 50 yıl geriye götürmüştür. Eğer ki kendi vicdanlarına ve ceplerine baktığı vakit doğru partinin DEM Partisi olduğunu görecekler ve kendileri vicdanları rahat bir şekilde DEM Parti'ye oy verebileceklerdir.